Amerika'nın orta kesimlerinde etkili olan hortum ve fırtına sebebiyle çok sayıda ev yıkıldı. En az 18 kişi hayatını kaybetti. 120 milyondan fazla kişi ise halen tehdit altında. Bazı eyaletlerde olağanüstü hal ilan edildi. Texans across the state are saddened by the tragic loss of life. Evler yıkıldı, araçlar devrildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen hortumlar ve şiddetli fırtınada çok sayıda can kaybı yaşandı, yüzlerce kişi yaralandı. Hortumlar kamyonları devirdi, otoyolu kapattı ve bölge genelinde 500 bin kişiyi elektriksiz bıraktı. All I could say through the whole thing is I'm glad that we're alive. Hortumlar ve fırtına en çok Texas, Oklahoma, Arkansas ve Kentucky eyaletlerini vurdu. Can kayıplarının çoğu ağaçların devrilmesinden kaynaklandı. Yetkililere göre yeni hortumlar meydana gelebilir. Bu yüzden 120 milyondan fazla kişi için tehdit devam ediyor. Texas valisi arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiğini söyledi. Şimdi farklı bir aşamaya geçiyoruz. Bu süreç tamamlanana kadar zor durumda olanlarla etkileşim içinde kalacağız. Orada kurtarılması gereken başka biri var mı diye son bir arama kurtarma operasyonu gerçekleştireceğiz. Daha sonra insanların acil yardıma ihtiyaç duyduğu yerlerde tam yardım ve destek vereceğiz. Acil müdahale birimleri afetten etkilenen yerlere müdahale etmek üzere derhal harekete geçirildi. Hortumun ağaçları, elektrik hatlarını devirmesi sonucu mahsur kalan kişiler, ekipler tarafından kurtarıldı. Fırtınanın doğu yakasına doğru ilerlediği ve yıkıcı şiddetli rüzgarların doluya neden olması bekleniyor. Hükümetin hava uzmanları bu yazı önümüzdeki aydan itibaren muhtemel olağanüstü bir 2024 Atlantik kasırga sezonu olarak tanımladı. There it goes.